Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Özellikle yaz aylarında içinizi serinletecek, çok da şifalı bir içecek tarifiyle karşınızdayım. Bugün mutfağımda reyhan şerbeti yapıyorum. Hepinize iyi seyirler dilerim. Şerbetimin yapımına 2 demet reyhanı yıkayıp hazırlayarak başladım. Şerbetimin yapımında kullanacağım 1 çubuk tarçın, 1 tutam hibiskus, 1 çay kaşığı limon tuzu ve 6-7 tane karanfili de uygun bir kap içerisine alıyorum. Hibiskus şerbetimize hem renk veriyor hem de çok şifalı bir bitki. Nar çiçeği adıyla baharatçılarda, aktarlarda bulabilirsiniz. Şerbetimde kullanacağım 1 limonu da sıkarak suyunu kabıma alıyorum. Daha iyi lezzet vermesi için kabuklarını da ekliyorum. Osmanlı'dan günümüze gelen bu şerbet hoş kokulu, sağlıklı, çok da lezzetli. Tarifimde kullandığım kabuk tarçın kan şekerini dengelemekte yardımcı oluyor. Karanfilin antibakteriyel özelliği var. Nar çiçeği ise antioksidan özelliği ile bağışıklığı güçlendiriyor ve sindirimi kolaylaştırıyor. Reyhan yapraklarını da kabıma alıyorum. Bu şerbeti hazırlarken renginin daha iyi çıkabilmesi için mor yapraklı reyhanları tercih etmenizi tavsiye ederim. Üzerine 1 su bardağı toz şeker ve 1,5 litre kaynar su ilave ediyorum. Şeker miktarını damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Bu arada şu hatırlatmayı da yapmadan geçmek istemiyorum. Tüm bitkilerde olduğu gibi nar çiçeğini de kullanırken dikkat etmenizi tavsiye ederim. Hamileler, kemoterapi görenler, tansiyon şikayeti olanlar nar çiçeğini kullanırken dikkatli olmalıdırlar. Bu şerbeti isterseniz tarçın, karanfil veya nar çiçeği kullanmadan da hazırlayabilirsiniz. Limon tuzu sayesinde gördüğünüz gibi hemen rengini suya verdi. Güzelce karıştırıp şekerin erimesini sağlıyorum ve üzerini kapatıp en az 3-4 saat dinlendiriyorum. Bu süre içerisinde hem rengini verecek hem de bitkiler kokusunu ve tadını bırakacaklar. Dinlenen şerbetim artık süzmek için hazır. Gördüğünüz gibi nar çiçeği sayesinde rengi çok daha koyu, muhteşem bir rengi oldu. Lezzetini ve kokusunu zaten tahmin ediyorsunuzdur. Şerbetimi süzgeçten geçirerek yapraklarından arındırıyorum. Bu şekilde hazırlamış olduğum şerbetimi uygun bir sürahiye alarak buzdolabında dinlendirip soğutuyorum. Özellikle yazın tercih edebileceğiniz bu şerbet serin serin çok da ferahlatıcı bir özelliğe sahip. Reyhan şerbetini bir de bu tarifimle denemenizi tavsiye ederim. Böylelikle bir tarifimin daha sonuna geldim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma halen abone değilseniz abone olup bildirim zilini açarak yeni tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Buzdolabında soğuttuğum şerbetimi artık servis ediyorum. Tarifimde kullandığım malzemeleri açıklamalar bölümünde bulabilirsiniz. Yapıp deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Yepyeni ve farklı tariflerde görüşmek üzere, hoşça kalın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın.